Ortak tarihimizde gizemli bir bulmaca, ana akım uzmanlar tarafından göz ardı edilmiş gizli bir hikaye saklıdır. Bu bulmaca, Enoch kitabında anlatılan insanların ve dünya dışı varlıkların kaderlerini birbirine bağlayan gizemli Enoch'un hikayesidir. Peki ya bize uzun zamandır öğretilen tarih gerçeğin sadece bir kısmıysa? Bu gizemli hikayenin içine daldıkça Enok'un kitabındaki olayların sadece efsaneler değil, atalarımızın göksel varlıklarla karşılaşmalarının kanıtı olma olasılığını göz önünde bulundurarak şaşırtıcı vahiyler keşfediyoruz. Enok bize ne anlatmaya çalışıyordu? İnsan uygarlığına dair algımız uzun zamandır egemen güçlerin anlatıları ve onların mirasları tarafından şekillendiriliyor. Birileri bizim ne bilmemizi isterse biz de onları öğreniyoruz. İlkel avcı toplayıcılardan anıtlar inşa eden, takvimler tasarlayan ve ilk yazılı kayıtları çizen sofistike topluluklara ve nihayetinde bugün yaşadığımız modern dünyaya yol açan insan gelişiminin doğrusal bir ilerlemesini kabul etmeye başladık. Kendimizi bu entelektüel soyun mirasçıları olarak görüyor, geçmişimize dair anlayışımızla gurur duyuyor ve kendimize güveniyoruz. Peki ya yüzeyin altında daha fazlası varsa? Ya çağlar boyunca aktarılan tanrılar, melekler, devler ve felaketlerle ilgili efsaneler sadece alegorik değil, hayal ettiğimizden çok daha derin hakikat çekirdekleri içeriyorsa, ya bu eski masallar dünyayı kavrayışımızı tanımlayan sırlar gizliyorsa, tarihin derinliklerine indikçe yerleşik düzene meydan okuyan ve bilgimizin temellerini sarsan alternatif bir anlatı su yüzüne çıkmaya başlar. Bu gizli anlatı çok uzun süre bastırıldı, ihmal edildi veya bir kenara itildi. Ancak şimdi esrarengiz geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarmanız zamanı geldi. Hikaye 1947 yılında Muhammed Edhibin adlı bir bedevi çobanın Ölüdeniz'in kuzey batı kıyısındaki Kumran yakınlarında kayıp bir keçi aramasıyla başlar tesadüfen içinde büyük kil küpler bulunan bir mağaraya rastlar. Şaşırtıcı bir şekilde küplerin içinde ketene sarılmış parşömen ve papyrus tomarları vardı. Çoban ve arkadaşları tarihsel önlemlerinin farkında olmadan parşömenleri topladılar ve Beytül bir antika satıcısına sattılar. Keşif haberleri sonunda parşömenlerin önemini fark eden ve onları edinip incelemek için çalışmalara başlayan akademisyenlere ulaştı. Kumran bölgesinde arkeologlar tarafından yürütülen kazılar, parşömenler ve parçalar içeren bir dizi mağarayı ortaya çıkardı. Ve sonuçta yaklaşık 900 el yazması keşfedildi. Bu eski parşömenler ölü deniz parşömenleri olarak tanındı. Kutsal kitap el yazmaları, apokrif eserler ve muhtemelen esseniler olan bir Yahudi mezhebinin inanç ve ile ilgili belgeler gibi metinlerden oluşan bir koleksiyon içerirler. Dikkat çekici bir şekilde bu el yazmaları arasında insan uygarlığı tarafından uzun süredir unutulmuş olan kanolik olmayan gizemli bir dini metin de vardı. Enok'un kitabı olarak bilinen bu metin, melekler, şeytanlar ve kıyamet olaylarının ayrıntılı tasviri de dahil olmak üzere insanlık ve doğaüstü alemler arasındaki ilişkiye dair büyüleyici bir bakış açısı sunmaktadır. Ölü Deniz Parşömenleri ve Enok'un kitabının keşfi, tarihi anlayışımıza meydan okumuş ve eski insanların ruhani ve mistik inançlarına bir bakış açısı sunmuştur. Bu bize, geçmişimiz ve doğaüstü inançlarımızın dünya anlayışımızı şekillendirmede oynadığı rol hakkında her zaman öğrenecek ve keşfedecek daha çok şey olduğunu hatırlatmaktadır. Peki, Enok kimdir ve neden önemlidir? Enok, İbranice kutsal kitapta, özellikle de yaratılış kitabında adı geçen bir İncil figürüdür. Hikayesi İbranice kutsal kitapta oldukça kısadır. Ancak Enok kitabı gibi daha sonraki metinlerde daha ayrıntılı hale gelir. Kimi İslam bilimciye göre Enok, Hazreti İdris'tir. Bu konuda kesin kaynaklar bulunmamakla birlikte Hazreti İdris, Mısır tanrısı Toğut'a da benzetilmektedir. Yani İslami kaynaklarda Tot ve Enok aynı kişidir. İşin garip tarafı Kur'an'da da İdris adı iki yerde geçer. Peygamber olduğu ve yüce bir makama yükseltildiği haricinde detaylı bir bilgi verilmemiştir. Hristiyanların yaratılış kitabına göre de aslında Enok Tanrı tarafından göğe yükseltilmiştir. Benzerliklerle vakit kaybetmeyerek Enok'un çıkış noktasına gidip gerçekte kim olduğunu bir bakalım. Hem de kitabına bir göz atalım. Enok'un kitabı 5 kitaptan oluşur. Gözcüler kitabı, benzetmeler kitabı, astronomi kitabı, rüya görme kitabı ve Enok'un avarileri toplamda yaklaşık 100 bölüm içerir. Bu bölümler Hristiyanlık Yaratılış kitabındaki 7. Patrik olan Enok'un hikayesini anlatır. Ancak Enok kitabı, büyük tufana yol açan olaylara farklı bir bakış açısı İncil'dekinden farklı bir hikaye sunar yaratılış kitabına göre Enok Cared'in oğlu ve Methuselah'ın babasıydı. Bu doğunu onu Nuh'un büyük babası yapıyordu. Büyük tufandan önce Antiluvian dönemde yaşamıştır. Kutsal kitap Enok'un Tanrı ile birlikte yürüdüğünü belirtir ki bu da Enok ile Tanrı arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Son derece uzun yaşamış olan diğer kutsal kitap figürlerinin aksine Enok'un sadece 365 yıl yaşadığı söylenir. Yaratılış kitabı daha sonra şöyle der: Enok Tanrı ile birlikte yürüdü. Sonra artık yoktu. Çünkü Tanrı onu aldı. Apokrif bir metin olan Enok kitabı, İncil'deki anlatımı genişletir ve Enok'un yaşamı ve deneyimleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Bu metinde Enok, ilahi vahiyler alan ve göksel alemlere erişim hakkı verilen Doğru bir adam olarak tasvir edilir. Kendisine yaratılışın gizemleri, göksel cisimlerin işleyişi ve insanlığın nihai kaderi gösterilir. Enok ayrıca Tanrı'ya itaatsizlik eden ve dünyada yozlaşmaya neden olan düşmüş melekler olan gözcüler hakkında da bilgi edinir. Enok, düşmüş melekler ve Tanrı arasında bir aracı olarak hizmet eder. Yargı mesajlarını ve meleklerin bağışlanma ricalarını iledir. Ancak yalvarışları reddedilir ve cezalandırılmaya mahkum edilirler. Cennetteki yolculukları sırasında Enoch, kendisine ek bilgi ve rehberlik sağlayan baş melekler, Michel, Gabriel, Rafael ve Yuriel ile dahil olmak üzere çeşitli göksel varlıklarla karşılaşır. Enoch kitabı, Enoch'un gözetmenler tarafından yönlendirilerek gerçekleştirdiği Birkaç yolculuğu anlatır. Bu yolculuklar onu zamanın bilgi ve anlayışını tanımlayan diğer dünya alemlerine götürmüştür. Bu yolculuklar sadece sembolik miydi yoksa Enok'un gelişmiş uzaylı teknolojisinin yardımıyla gerçekten başka gezegenleri veya boyutları ziyaret etmiş olması mümkün mü? Daha sonraki Yahudi mistik metinlerinde Enok nihayetinde melek Metatron'a dönüşür. Bu anlatılarda Enok cennete götürülür ve burada başkalaşım geçirerek güçlü bir melek haline gelir. Göksel bir katip ve Tanrı ile insanlık arasında bir aracı olarak hizmet eder. Aslen eski Sami dili olan, Gez dilinde yazılmış olan Enoch kitabı bütün bir eser değildir. Muhtemelen farklı zamanlarda farklı yazarlar tarafından yazılmış olan, farklı bölümlerden oluşan bileşik bir eserdir. Her bölümün ilahi yargı, insanlar ve doğaüstü varlıklar arasındaki ilişki ve kozmik ahlaki düzeni korumanın önemi gibi kendi temaları ve mesajları vardır. Ancak aynı zamanda çeşitli şekillerde birbirleriyle bağlantılıdırlar. Enoch ile ilgili en eski efsanelerden birine göre astronomi ve kozmografi bilgisini oluşturmuş ve güneş takvimini oluşturmaktan sorumlu olmuştur. Bu bilgi gök cisimlerinin hareketlerinin ve bunların takvimle ilişkilerinin ayrıntılı açıklamalarını içeren Göksel Aydınlıklar kitabı olarak da adlandırılan astronomi kitabında verilmiştir. Antik kozmoloji, astronomi ve dini spekülasyonların bir karışımını yansıtır. Astronomi kitabı, ilahi bilgeliğin bir tezahürü olarak evrenin düzenini ve uyumunu vurgular ve kutsal zamanlara uygun şekilde riayet edilmesi konusunda rehberlik sunar. Enok kitabının tamamında melekler önemli bir rol oynar. Ve diğer birçok dini metinde olduğundan daha ayrıntılı ve özenli bir şekilde tasvir edilirler. Enok tarafından tanımlanan iki tür melek vardır. Baş melekler ve gözcüler. Baş melekler ilahi yargıyı yerine getiren ve kozmik düzeni koruyan Tanrı'nın sadık hizmetkarları olarak tasvir edilir. Enoch kitabında bahsedilen baş meleklerden bazıları Michel, Gabriel, Rafael ve Yuriel'dir. Doğal unsurları denetlemek, insanlık adına aracılık etmek ve Enoka göksel yolculukları sırasında rehberlik etmek ve onu korumak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Bu baş melekler birçok dinde olduğu gibi Enoch'un kitabında da dört tanedir. Gözetmenler kitabı dünyaya inerek İnsan eşler alarak ve insanlara yasak bilgileri öğreterek Tanrı'ya isyan eden diğer melek türünün, düşmüş meleklerin ya da gözetmenlerin hikayesini anlatır. Gözcüler ya da düşmüş melekler, Azazel ve Şemiyaz önderliğinde dünyaya inerek Tanrı'ya isyan eden bir grup melektir. Gözcülerin ve insan kadınların çocukları dünyada yozlaşmaya ve yıkıma neden olan bir dev ırkı olan Nefilim'dir dev ırkı mı? Tarihte devlerle karşılaşan kaşifleri düşündüğümüzde bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir. İkinci bölümde görüşmek üzere.